Otonet'ten merhaba, bendeniz Mehmet Yılmaz. Bu bölümde 2012 model Fiat Linea Easy donanım paketine sahip araçla birlikteyiz. Dediğim gibi araç Easy donanım paketine sahip 1.3 Multijet. Tabii bu motor, öncelikle şunu söyleyebilirim, bu motor çok verimli, çok dayanıklı, sağlam bir motor. O yüzden zaten filolar ve ağırlıklı olarak geniş ailelerin tercih ettiği bir araç. Fiat performans aracıdır. İkinci elde çok kuvvetlidir bu aracın. Şimdi aracın donanımlarına baktığımızda Easy pakette neler var dersek, elektrikli aynalar, elektrikli camlar, fonksiyonel yani yükseklik derinlik ayarı bulunan deri direksiyon, yine yükseklik ayarlı koltuk, yol bilgisayarı, klima, Isofix gibi donanımlara sahip. Aynı zamanda sürücü yolcu hava yastıkları mevcut. ABS, ESP, ASR de bu araçta mevcut. Isofix'lerimiz de var. Artı aracın boyutlarına baktığımızda 4 metre 60 santime yakın bir boyu var. Aslında B.5 diye geçiyor bu segment olarak ama bu aracın boyutlarına baktığımızda böyle C segmenti diyebiliriz. Dediğim gibi 4 metre 60 santimlik boyu, 1.73'lük 74'lük genişlik, 1.49'luk yüksekliği var. İki aks arası ise arkadaşlar 2 metre 61 santim. Aks mesafesinin 2.61 olmasından kaynaklı içerideki sürücü ve yolcuların diz mesafeleri gayet iyi diyebilirim. Şimdi aracın ön yüzüne baktığımızda makyajlı kasa, bu panjur krom, yine aşağıda bu tamponlardaki hava girişleri gayet geniş tutulmuş. Yine altta bir V formunda krom çıta mevcut. Tabi araçta şey yok, diz farımız yok ama önden baktığımızda da gayet sportif, dinamik görünüyor. Farlarımız böyle gözyaşı damlası gibi bir tasarıma sahip. Yük farlar, gövde renginde tamponlar mevcut. Hemen şu hemen çamurluk üzerinde yine sinyal lambamız 185-65-15 ebatın. Bu görünüm olarak böyle karşıdan baktığınızda alaşım jantmış gibi görünüyor ama teneke jantlarımız mevcut. Yine aynalarımız elektrikli ama burada kapı kollarında ve ayna üzerinde böyle krom görünümlü bir kaplama yapılmış ama bu daha sonradan yapılmış. Yine şu altlarda çok da şık gösteren koruma bantları mevcut. Ön camda, yan camda, arka camda hem büyük hem de böyle dinamikliği destekleyecek şekilde böyle iyi bir tasarıma sahip. O yüzden içerideki ferahlık algısı, aracın iç genişliği falan düşünüldüğünde ferahlık algısı gayet iyi. Profilden de yine önden görüldüğü gibi dinamik bir görünüşü var diyebilirim tasarım olarak. Bagaj, 500 litrelik bir bagajı var. Şu yine aracın arka tarafına baktığımızda burada yine yazısı büyük ve krom bir çıtanın üzerine yazılmış, bu gayet aracı şık gösteriyor. Şurada hemen tamponların altında siyah difüzör var. Bu da arkadan baktığınızda bu büyük stop grubuyla birlikte araç arkadan da boyutlarına göre heybetli görünüyor. Daha genişmiş gibi görünüyor aslında. Bu tasarım aracı arkadan daha geniş göstermiş. Olduğundan daha geniş gösteriyor arkadaşlar. Şimdi anahtarımız bu şekilde, bagajımızı buradan açıyoruz. Aynı zamanda orta konsoldan da orta konsoldaki bir tuş vasıtasıyla bagajı açabiliyoruz. Burada amasörlü bir bagaj. Tamamen halı kaplı 500 litrelik bir bagaj. Buradaki eşik gayet yüksek. Şurası da biraz böyle dar ama hani yüklemelerde belki kısmi olarak sıkıntı olabilir ama bu aracın boyutlarına baktığımızda 500 litrelik bu kullanışlı bagaj gayet iyi diyebiliriz arkadaşlar. Yok. Şurada yine steplemizde, tam boy steplemizde mevcut. Yine bagaj kapağı üzerinde bir halı kaplama mevcut. Şuraya bir tutamak bırakılmış. Şöyle. Elinizi kirletmeden de kapatabiliyorsunuz. Aracın arka tarafına geldiğimizde şimdi burada özellikle içeride kullanılan malzeme B segmenti bir araca uygun bir şekilde tasarlanmış ve sert malzemelerden, sert plastiklerden oluşuyor. Camlar otomatik. Şurada bir hoparlör, şurada ufak da olsa bir eşya gözü. Yine bu kapı tutamıyor, bu panel üzerinde de böyle kumaş bir detay var. Bu gayet güzel görünüyor, yalnız çabuk kirleniyor diyebiliriz. Hemen koltuklarımıza baktığımızda ise koltukların sertliği ve dolgusu gayet iyi. 2 adet kapalı, birer adet şöyle tutamaklar da askılık.
Hemen ortada bir aydınlatma mevcut. Yine yükseklik ayarlı, emniyet kemerleri. Bu ortası çok yüksek olmayan bir tünel var burada. Burada iki kişi gayet rahat oturabilir ama üçüncü kişi de burada kısa mesafelerde yolculuk yapılabilir. Dediğim gibi camların büyük olması, özellikle bu aks mesafesinin iyi olmasından kaynaklı burası diz mesafesi anlamında, baş mesafesi anlamında ve ferahlık anlamında iyi diyebilirim. Kapı paneline baktığımızda biraz önce arkada söylediğim gibi buradaki kumaş detayı gayet güzel görünüyor. Yalnız bu çabuk böyle kirlenebiliyor. Bu kapı paneli üzerindeki kumanda düğmeleri 4 cam, dediğim gibi elektrikli. Camlarımızı buradan kilitliyoruz. Yine joystick bir şekilde yan aynalarımızı, dikiz aynalarımızı, yan aynalarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Şurada yine bir eşya gözü. Hemen burada hoparlörümüz yine mevcut. Aracın kokpitine baktığımızda, konsoluna baktığımızda arkadaşlar. Tabii bu makyajlı kasa. O yüzden buradaki tasarım da farklı. Ben bu tasarımı gayet beğeniyorum. Burayı böyle daha sportif gösteriyor. Daha böyle şık gösteriyor. Bu konsol üzerinde böyle iki farklı renk kullanılmış. Siyah ve böyle gri renk kullanılmış. Bu da buradaki ferahlık algısını ve kalite algısını biraz daha yükseltmiş diyebiliriz. Direksiyon üzerinde kaplama var ama bu direksiyon deri kaplamalı orijinal bir direksiyon. Daha sonradan bu kılıfına giydirilmiş. Direksiyon üzerinde yine multimedya veyahut da ses sisteminin ayarlarını bu direksiyon üzerinden yapıyoruz. Yine üç kollu bir direksiyon. Direksiyonda yükseklik ve derinlik ayarı da gösterelim. Yükseklik ve derinlik ayarı da mevcut. Hemen şurada bir eşya gözü. Hemen bu konsolun sol tarafındaki panel üzerinde sis farımız. Burada yine far yükseklik ayarlarımızı buradan yapabiliyoruz. Aracın gösterge tablosuna baktığımızda buradaki böyle yuvarlak tasarlanmış. Hemen sol tarafta hız göstergemiz, kilometre saatimiz, kadranımız. Sağ tarafta devir saati. Ortada ise hararet ve yakıt göstergesi var. Hemen şu ortada da ihtiyacımız olan bilgileri bize verebilecek olan şeylerimiz, yol bilgisayarımız burada mevcut. Aracın şöyle orta konsolun ortasına doğru geldiğimizde şurada bir eşya gözü. Şuradaki doku da gayet iyi. Kaydırmazlık var burada. Bu gayet iyi. Hemen ortaya doğru geldiğimizde tabii bu makyajlı kasa olduğu için buradaki müzik sistemi de farklı. Hemen şurada arka bagaj kapağımızı buradan açabiliyoruz. Dörtlü flaşörümüz burada. Aşağıya doğru geldiğimizde klimanın düğmeleri hemen altta. Gayet kullanışlı. Hemen yine şurada aşağıda şurada ufak da olsa bir göz mevcut. Hemen konsolun şöyle ortasına doğru geldiğimizde burada bir çakmaklık. Burada yine bir ufak bir boşluk var. Arkaya doğru geldiğimizde de burada bir kolçak yok ama şurada yine bir ufak da olsa boşluk mevcut. Burada torpido yeterli bir. Torpido gayet yeterli diyebilirim torpido için. Efendim, şu siperliklerimize baktığımızda sol tarafta herhangi bir ayna mevcut değil. Burada iki adet aydınlatma okuma lambası mevcut. Sağ tarafta ise bir makyaj aynamız mevcut. Dikiz aynamız da manuel karartmalı. Şimdi bir kısa sürüşe geçelim. Şimdi özellikle görüş açılarına baktığımızda cam büyük olmasından dolayı gayet görüş açıları iyi. Yalnız şu ağız tümlerinin kalın olması, özellik olması, kelebek cam tasarımı olması sağ tarafta fena değil. Ama özellikle şu sol tarafta kör nokta oluşturuyor. Aynaların büyüklükleri yeterli. Araç tabii dizel bir ünite. Tabii dizel ünite karakter itibariyle sesli. Ve kısmen de içeriye bu sesi alıyor. Tabi hızınız arttıkça bu ses daha da artacaktır.
şunu net söyleyebilirim. Evet, C segmentine yakın bir boyutları olsa da, hacmi olsa da araç B segmenti. Bu segmentteki araçların yalıtımları zaten olması gerektiği gibidir. Çok iyi değildir yalıtım anlamında. Fiyat performans aracı diyebiliriz. Özellikle A noktasından B noktasına sizi sorunsuz, özellikle bu üzerine taşıdığı 1.3'lük ünite sayesinde bakımlarını zamanında yaptırdığınızda sorun yaşamazsınız. İster şehir içi, ister şehir dışı yolculuklarınızda sizi üzmez. Yakıt anlamında gayet iyidir, tasarrufludur. Bu çok uzun ömürlü, dayanıklı bir ünitedir bu 1.3 Multijet. Tabii performans anlamında aracın 1200 kiloluk bir ağırlığı var. Yüklü ve hafif de böyle klimayı da açtığınızda güçten kısmi olarak düşer. Uzun rampalarda vites düşürmeniz gerekebilir. Ama genel olarak böyle performans anlamında zaten performans beklentiniz yoktur böyle bu segmentteki bir araçtan. Bu özellikteki bir araçtan performans bekleyecek halimiz yok. Ama yine de 1.3'lük bu dizel ünite bu araçla, bu ağırlıkla gayet başa çıkabiliyor. Dediğim gibi beklentileri çok yüksek tutmamak lazım. Yol tutuşu anlamında orta sertlik amortisör sistemine sahip. Özellikle düz dişlere çok sıkıntınız yok ama böyle hafif virajlarda salınım yapıyor amortisörlerden kaynaklı. Ama totale baktığımızda bu araç yakıt tasarrufu, iç hacmi, bagaj hacmi, özellikle yürütme maliyetlerinin düşük olmasından dolayı gayet tercih edilebilir bir araç. Tabii ki yaşı itibariyle bu araçlarda kronik sorunlar vardır ama bunlar böyle başa çıkılmayacak sorunlar değildir. Vites geçişleri kemikli. Direksiyon çok ağır değil, çok yumuşak değil ama yüksek hızlara çıktığınızda ise çok da net değil bir direksiyon. Geri bildirimi zayıf. Filolarında, şirketlerinde artı geniş ailelerin de fiyatından dolayı ulaşabilecekleri bir araç Fiat Linea. Dediğim gibi bakımlarını zamanında yaptırdığınızda kesinlikle sorun yaşamazsınız. Fabrika verisine göre bu araç 0'dan 100'e 14 saniyede çıkıyor. Tabii beklenti çok yüksek değil tabii ki. 0'dan 100'e 14 saniyede çıkarken azami hızı ise 170 km. Bu da yeterli bir değer. Ama bu aracın artısı iç hacmi ve özellikle ekonomik, sorunsuz, az yakan dizel ünite motoru diyebiliriz. Tüm izleyenlere çok sevgi ve selamlar. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Herkese sağlıklı, güvenli sürüşler. Hoşça kalın.